Bunlar iş için gittikleri bir seyahatten geri dönerken yolda yağmura yakalanmışlar. Hemen yol üzerinde gördükleri bir mağaraya sığınmış ve ateş yakmışlar. Arkadaşlar ateşin yanında dinlendikleri sırada dışarıdan bir gürültü duymuşlar. Mağaranın girişine doğru gitmişler ve kocaman bir kaya parçasının mağaranın girişini kapattığını görmüşler. Her ne kadar ittirmeye çalıştılarsa da kayayı yerinden oynatamamışlar. Burada mahsur kaldıklarını anlamışlar. Yiyecek ve içecekleri de kalmamış. Artık ölmeyi beklemekten başka çareleri yokmuş. Ay ne fena, zavallıcıklar. O mağarada ölmüşler mi yoksa? Hayır kartopu. Bakın şöyle olmuş. Arkadaşlar, ölüm Allah'ın emridir. Burada ölmemiz takdir edilmişse yapılacak bir şey yok. Ama eğer Allah kurtulmamızı takdir etmişse muhakkak bir çıkış yolu vardır. Neticede her şey Allah'ın elinde. Bizim ölümden korktuğumuz yok. Zaten bir gün öleceğiz. Ha bugün, ha yarın. Ne fark eder? Ben ailemden endişeleniyorum. Bizden haberleri yok. Hem biz olmasak onlara kim bakacak? Yapacak tek şeyimiz var. Allah'a dua etmek. Madem ki her şey onun elinde, o zaman gelin dua edelim. Herkes yaptığı iyilikleri anlatsın. Sonra da bu iyilikler hürmetine Allah Teala'ya kurtuluşumuz için dua edelim. Dua mı? Nasıl? Üç arkadaş bu fikri kabul etmiş ve sırayla dua etmeye başlamışlar. İlk iki arkadaş yaptıkları bazı iyilikleri anlatmışlar ve Allah'tan bu iyilikler hürmetine kendilerini mağaradan kurtarmasını ve ailelerine kavuşturmasını dilemişler. O anda bir gürültü olmuş. Herkes şaşkınmış. Mağaranın ağzındaki taş yerinden oynamış. Mağaranın ağzı açılmış ama bir insanın geçebileceği kadar büyük değilmiş açılan delik. Vay be! Allah nelere kadirmiş. Allah'ım, ben arkadaşlarım gibi iyi bir kul değilim. Benim iyiliklerim onlarınki kadar çok değil. Ama sen büyüksün. Dilediğine dilediğini verirsin. Sen cömertsin. Çok merhametlisin. Kullarının bu küçücük isteklerini vermek elbette senin için zor değildir. Benim anne babam çok yaşlandı. Benim yanımdalar. Hem annem çok hasta. Ben her akşam eve geldiğimde önce onların hal hatırlarını sorarım.
karınlarını doyururum. Ben küçükken onlar bana bakıp büyüttüler. Uykusuz kaldılar. Kendileri yemeyip bana yedirdiler. Şimdi ben onların kalbi hoş olsun, sıkıntı çekmesinler diye onlara çok özen gösteriyorum. Onların hakkını ödeyemem ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum yine de. Haklarını helal etmelerini istiyorum hep onlardan. Bana hayır dua etmelerini isterim her zaman. Onlar iyi insanlar. Sen onların duasını geri çevirmezsin ya Rabbi. Gizli açık her şeyden haberi olan Allah'ım. Bir gün eve yorgun döndüm. Annem çok hastalanmıştı. Durumu ağırdı. Canının süt istediğini söyledi. Ben de süt almaya gittim. Sütü pişirip geldim. Ama annem uyumuştu. Babam da uyumuştu. Onları uyandırmaya kıyamadım. Uyanınca içiririm diye başlarında bekledim. Ama uyanmadılar. Sabaha kadar uyudular. Ben de onları bekledim çaresiz. Çünkü küçükken annem her gece başımda beklerdi beni. Sabah namazı oldu. Annem uyandı. Sütü ona o zaman içirdim. Bana niye beklediğimi sordu. Ben de akşam benden süt istemiştin anne. Sana süt getirdim. Ama baktım uyumuşsun. Ben de seni uyandırmadım. Bekledim işte. O sırada babam da uyandı. Annem ona benim sabaha kadar onlar süt içirmek için kendilerini beklettiğini anlattı. Babam bu yaptıklarımdan çok memnun oldu. Biz sana haklarımızı helal ettik. Senden razıyız. Allah da senden razı olsun dediler. Allah'ım sen bu iyiliklerimi ve anne babamın duasını kabul et. Bizi bu mağaradan kurtar. Çünkü ailem beni bekliyor. Onların benden başka kimsesi yok. Ben burada kalırsam onlara kim bakacak? Hem benim burada olduğumdan haberleri yok. Beni çok merak etmişler, çok üzülmüşlerdir. Adam duasını bitirmiş. Mağaranın ağzındaki taş büyük bir gürültüyle yuvarlanmış. Mağaranın ağzı bütünüyle açılmış. Diğer iki arkadaş çok şaşkınmış. Allah'a şükretmişler ve arkadaşlarına sarılmışlar. Sonra yağmur kesilmiş, fırtına dinmiş. Üç arkadaş evlerine dönmüşler. İşte anne babaya itaatin ve iyiliğin mükafatı. Anne babasına iyilik edene Allah böyle yardım eder. Onlara kötülük edenleri de Allah hem dünyada mutsuz eder hem de ahirette cezalandırır değil mi? Evet Kartopu, aferin. İyice anlamışsın anlattıklarımızı. Anne babanın evladına karşı en önemli görevi ise çocuklarını korumak ve onlara sahip çıkmaktır. Bu ne demek? Ben pek bir şey anlamadım. Bir anne baba çocuklarını evvela tehlikelerden korumalıdır. Ama asıl önemli olan anne babanın bir evladını kötü ahlaktan ve kötü arkadaşlardan korumasıdır. Yine bir anne baba çocuklarına vakit ayırmalı, onların terbiyesiyle ilgilenmeli, dert ve sıkıntılarını dinlemeli, sevinçlerini paylaşmalıdır. Ayrıca çocukların da her insan gibi oynamaya ve eğlenmeye, gezmeye ihtiyacı vardır. Anne baba bunları da temin etmelidir. Anne babanın ne kadar çok görevi ve sorumluluğu varmış. Anne baba olmak çok zor bir iştir Ahmet. Allah anne babaya birçok sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluklar sadece saydıklarımızdan ibaret değil. Çocukların anne babalarına karşı görevi mi daha çok, anne babaların çocuklarına karşı görevi mi? Anne babanın sorumluluk ve görevleri daha fazladır ama çocuklar bunun farkında değil. O nedenle çocuklar anne babalarını çok üzüyorlar. Şimdi de çocukların anne babaya karşı görevlerini sayalım Ahmet. Ama istersen önce anne babanın görevlerini bir tekrar et bakalım. Sırayla say şimdi. Bir,
çocuğuna güzel bir isim koyma. 2. Çocuğunu terbiye etme. 3. Evladına dini bilgileri öğretme ve onların dini emirleri yerine getirmesini sağlama.